Değerli arkadaşlar, İslam öncesi Türk tarihiyle soru çözümümüze devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinde İslami dönemle birlikte kullanılmaya başlanılan hükümdarlık alametlerindendir? Şimdi bu şunu ifade ediyor. İslam öncesinde de İslami dönemde de Türk hükümdarlar tarafından kullanılan hükümdarlık alametleri vardır. Genellikle böyle hutbe okutma, ondan sonra hilat, tıraz gibi böyle halife ile İslam'la ilgili kavramlar İslam öncesinde yoktur. Hutbe okutmak İslami bir argümandır ve İslami dönemde hükümdarlık alametidir. İslam öncesinde olması mümkün değildir. Davul çalmak, nevbet, para bastırmak, yay, taht, sorguç, ondan sonra berge, kama, kamçı gibi argümanlar ya da unsurlar İslam öncesinde de İslami dönemde de hükümdarlık alametlerindendir ama hutbe asla değildir. O yüzden ne diyor? İslami dönemle birlikte kullanılmaya başlanan hükümdarlık alametlerindendir. O zaman A seçeneği doğru. Burada para bastırmak var mı yok mu diye aklınıza gelebilir. Mesela kök Türklerde, Türk işlerde, Uygurlarda para vardır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir? Şimdi Türk devletleri konar göçerdir, göçebe bir yaşam tarzına sahiptir. O yüzden sert ve mücadeleci bir yapı ortaya çıkmıştır ki coğrafi koşullardan kaynaklanır bu. Bu nedenle Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Ordu millet anlayışı varsa her Türk asker doğar mantığı vardır. Ordusu atlıdır, süvarilerden oluşur, hafif zırhlıdır. Hızlı hareket ederler. Tamamı yaylalardan meydana gelir. Bu zaten tamamen yanlış. Orduya hükümdar Hakan komut eder. Doğru. Türk ordusu ücretli değildir. Doğru ama Hazarlar hariç. Hazarlarda ki Musevidir Hazarlar. Musevili benimseyen tek Türk devletidir. Hazarlarda ordu ücretli askerlerden oluşmuştur. Kadın erkek herkes asker sayılır. Ordu millet anlayışı bunu gerektirir. Askerlik bir meslek değildir. A seçeneği doğru. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya göçlerinin sebeplerinden biri değildir? Türkler Orta Asya'dan milattan önce arkadaşlar 16. yüzyıldan milattan sonra 13. yüzyıla kadar o Türkiye Selçuk Devleti'ni düşünüyor. O zamana kadar göç etmişler farklı coğrafyalara da işte en son böyle Anadolu'ya göç etmişler. Değildir. Ticareti geliştirme isteği böyle bir mantık mümkün değil. Ticareti geliştirme isteği diye bir kavram yok. Ama hayvan hastalıkları, nüfus artışı, iklim değişikliği, ondan sonra Çin baskısı, boylar arası mücadele, yeni yurtlar fethetme düşüncesi, cihan hakimiyeti Türklerin başka coğrafyalara göç etmelerine sebep olmuştur. Asya Hun Devleti hakkında ilk bilgiler hangi kaynaktadır? Türk tarihinin ilk topluluğu İskitler yani Sakalardır ama ilk Türk devletimiz ise teşkilatlı ilk Türk devletimiz ise Asya Hun'dur. Orta Asya'da kurulmuş ilk Türk devletimizdir. Hatta Orta Asya tarihinin İlk imparator devlet olarak da kabul edilir. Ki ilk bilgiler gerek Türk tarihi hakkında gerekse Asya Hun Devleti hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında yer alır. Bu arada Çin, Arap, Bizans, İran, Fars kaynakları Türkler hakkında bilgi vermiştir ama ilk kaynaklar Çin kaynaklarıdır. Mete Han'ın Çin'i etkisiz hale getirmesine rağmen Çin topraklarına yerleşmek istememesinin nedeni hangisidir diyor. Arkadaşlar Mete Çin'e sefer düzeni, Paiteng seferleri vardır Mete tarafından düzenlenmiş. Çin Seddini aşmış, Çin'e girmiş, Çin'i egemenlik altına almış. Ama Çin nüfusu çok kalabalık olduğu için Türklerin asimile olması korkusundan dolayı Mete Çin'e yerleşme isteğini reddetmiş, kurultay böyle bir karar almış olmasına rağmen Çin'i vergiye bağlamıştır. C seçeneğimiz doğrudur. Orta Asya Türk Devletleri'nde yazılı olmayan töre adlı hukuk kurallarını Hakan dahil olmak üzere herkes uymak zorundaydı. O zaman Türklerde hukuk kuralları töredir ve yazılı değildir. Yazısızdır ki bunu ilk defa yazılı hale getirenler Uygurlardır. Diyor ki buna Hakan dahil herkes uymak zorundaydı. O zaman biz burada şunu görüyoruz. Hukuk üstünlüğü anlayışı vardır. Bu açıdan bakacağız. Hükümdar tüm kararlarda bağımsızdır. Yanlış. Töre her gücün üzerindedir ki bir yerde hukuk üstünlüğü varsa oradaki hukuk her gücün üstünde sayılır ki B seçeneği net bir şekilde doğru çıktı. Töre halk meclisi tarafından hazırlanır ki yukarıdaki bilgiye göre bunu göremiyorum. Hükümdar halk üzerinde her türlü hakka sahiptir.
Bunu da göremiyorum. Töre Mani dinine göre oluşmuştur ki töre göçebe, konar göçer kültürün bir üründür. Töreyi oluşturan unsurlar halkın eğilimleri, kurultayın kararları ve hükümdarın emirleridir. B seçeneği doğru oldu. İlk Türk devletlerinde suç işleyen bir kişi en fazla 10 gün ceza alırdı. Bunun sebebi göçebe bir hayat vardır arkadaşlar. Yani Türkler yerleşik değildir. Yerleşik olmadığı için Türklerde, yani göçebe olan Türklerde hapishane diye bir mantık yoktur. O yüzden kısa süreli çadır cezası verilir. Ağır suçların cezası da idamdır. Bunun sebebi ne o zaman? Göçebe yaşamıdır. Buna göre bakacağız. İnsan haklarının saygılı olması, merhametli olması, halkın tepkisinden endişe duyması, asker ihtiyacının olması, göçebe yaşam tarzı. E seçeneği doğru. Aşağıdakilerden hangisi atlı göçebeliğin Türklere kazandırdığı davranışlardan değildir? Atlı göçebe. Bakalım şimdi, yerleşik değil o zaman. Özel mülkiyetin gelişmesi yanlış. Ki özel mülkiyet toprak, tarımın olduğu yerlerde olur. Atlı göçebe kültürde otlak mera vardır. Yani kamu malı vardır. Özel mülkiyet gelişmez. Ordu millet anlayışı vardır. Doğru. Mevsimsel göçler olur. Yaz, yaylak, kışlak gibi. Bağımsızlıktan düşkündür. Konak göçerin genel özelliğidir. Savaşçı bir kimliğe sahiptir. A seçeneği yanlış oldu. Türk devletlerinde hanedan üyesi prensler bulundukları bölgenin yöneticisi durumunda olmuşlardır. Bu prensler burada serbest olurken dış ilişkilerde merkeze bağlı kalmışlardır. Ki biz burada arkadaşlar federatif bir yönetimi görüyoruz. Yani ne diyor? Ülke toprakları prensler tarafından yönetiliyor. Bu prensler serbest ama dış ilişkilerde de merkeze bağlı. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Federatif devlet anlayışı vardır. Doğru. Özerklik varsa, serbestlik varsa belli bölgelerde orada federatif yönetim anlayışı vardır. Ki Türklerde ikili teşkilat federatif anlayışa çok güzel bir örnektir. Ülke toprakları hanedan ortak maldır anlayışı vardır. Nereden biliyorum? Ne diyor hanedan üyesi prensler? Bulundukları bölgenin yöneticisidir. O zaman ülke toprakları hanedanın ortak maldır. Kut anlayışı yıkılmıştır. Hiç alakası yoktur arkadaşlar. O yüzden ulaşılamaz dediği için yalnız 3 doğru cevap olur. Orta Asya Türk sanatında saray, tapınak, kale gibi yapılara rastlanmamasının temel sebebi ya da sebebi nedir ki arkadaşlar bizde Uygurlara kadar saray, tapınak, kale gibi mimari yoktur. Çünkü Uygurlardan önce Türk toplumu göçebedir, yarı göçebedir ki bizde ilk defa yerleşik hayat geçen Uygurlar olduğu için saray, tapınak, stupa, kale gibi mimari, şehir gibi mimariler Uygurlarda ortaya çıkmıştır. O zaman bunun temel sebebi göçebe yaşamın olmasıdır. Asya'nın hükümdarı Ulduz'un kendisiyle barış görüşmesi yapmak için gönderilen Bizans'ın Trakya valisine ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan yer cihandır, dünyadır. Bu söz dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? O zaman Türklerde cihan hakimiyeti düşüncesi vardır. Ki Orhun kitabelerinin bunun örnekleri çok fazladır. Mesela işte der ki Kaşgarlı Mahmut'ta da geçer bu. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımızdır der. Bu cihan hakimiyetidir arkadaşlar. O yüzden A seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi İslamcı Türklerin dini inanışlarıyla ilgili değildir? Arkadaşlar Türklerin ilk dini gök tanrı, gök tengeri. Gök tanrı anlayışı var. Onun dışında Türkler arasında Mani dini, Musevilik, Budizm gibi dinler de yayıldı. İslam. Gök tanrı dini hepsi. Yani İskit, Hun, Uygur, Köktürk, Türgiş bunlar da var. Mani dini, Manihaizm dini Uygurlar arasında yayıldı. Musevilik dini Hazarlar arasında yayıldı. Budizm dini birinci Köktürkler arasında yayıldı, tamam mı? Köktürk ki Mani dinini benimseyen Uygur hükümdarı Bögü Kağan'dır. Budizm benimseyen Köktürk hükümdarı Tapo Kağan'dır. İslam ilk önce Karluklar, ilk topluluk Karluklardır. Bu arada Hristiyanlığı benimseyen de olmuştur. Ki Peçenekler, Uzlar, Kıpçaklar, Bulgarlar, Macarlar, Avarlar Hristiyanlığı benimsemiştir. O halde Şamanizm ki Şamanizm gök tanrının bir inanış stilidir. Musevilik, Manihaizm, atalar kültürü arkadaşlar Türklerin gök tanrı inanışının bir üründür yine.
Ama Şintoizm olmaz. Şintoizm Japonya bölgesindeki dindir. Türklerin çok uzağındadır. Kök Türklerde sanat eserleri derin metal ahşap işçiliğine dayanmaktaydı. Uygurlarda ise ev, tapınak, hanlar sanat eseri arasında yer almıştır. Derin metal ahşap taşınabilir. Taşınabilir malzeme ama tapınak, ev, han ise mimari. Peki İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki bu farklılığın nedeni nedir diye soruyor arkadaşlar. Baktığınızda temel nedeni hayat anlayışı. Yani Türklerde göçebe bir hayat vardı. O yüzden taşınabilir malzemeler üzerine eşyalarını yaptılar ki ayrıca şöyle bir özellik de var tabii ki. Evler, tapınaklar, hanlar diyor ya, mesela Gök Tanrı dininde tapınak yoktur ama Mani dininde Uygurlar benimsedi bu din. Onlarda tapınak vardır. O yüzden dinin işte buna etki etmiştir. D seçeneği doğrudur. İlk Türk devletinde sürekli olarak taht kavgaları yaşanmıştır. Bu yüzden genellikle devletler kısa sürede yıkılmıştır. Taht kavgalarının temel sebebi şudur. Ülke toprakları hanedan sülalesinin ortak malıdır anlayışı. Yani diğer bir ifade verasetin düzensizliğidir. Bu durumun neden olarak hangisi gösterilebilir diyor. Hakan'ın Çinli prenseslerle evlenmesi. Çinli prensesler ancak bundan dolayı kışkırtabilir. Bu kavganın sebebi olmaz. Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaştırılarak yönetilmesi, ki bu anlayışın bir ürünüdür, doğru. Toplumda sınıfsal farklılığın olması olmaması hiç alakası yoktur bu işle. O yüzden yalnız iki doğru cevaptır. Uygurlar Manihizm dinini benimsedikten sonra hayat tarzlarında önemli değişiklikler olmuş. Ancak yani yerleşkiyata geçti, Uygurlar tapınaklar yaptı. Ancak Uygurlar milli benliklerini korumaya gayret göstermişlerdir. Bunun en güzel örneği şudur. Uygurlar Mani dinini benimsemiş olmalarına rağmen milli kimliklerini korumuşlardır cümlesinin en güzel örneği kendilerine ait bir alfabe icat etmiş olmalarıdır ki Uygur alfabesi Türk alfabelerindendir arkadaşlar. Tamam, bu onların milli kimliğini koruduğunu gösterir. Ayrıca Mani dininin dini terimlerin Türkçe karşılığını bulup kullanmışlardır. Hangisi gösterilebilir de? A seçeneği doğru. Kendilerine özgü bir alfabe oluşturmaları. Yerleşik hayat, tapınak, yazılı kültür, mimari bununla ilgisi yoktur. Bilge Kağan'ın söylediklerinden yola çıkarak Türk hükümdarların başta görevleri hakkında hangisi söylenemez diyor. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye. Ne gördüm? Bağımsızlık. Gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum. Çıplak milleti giydirdim. Sosyal devlet. Değil mi? Bunu görüyorum. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Dört bir tarafa ordu sevk ettim. Savaşçı. Savaşçı. Devletimi değerli kıldım. Bakalım. Ekonomik olarak halkın refahını sağlama gördüm. Devleti ve milleti korumak için ordu kurma. Savaşçı gördüm. Devletin sınırlarını genişletme gördüm. Sosyal devlet ki zaten söyledik gördüm. Halkın inançlarını korumak yani dini korudum diye herhangi bir cümle yok. O yüzden yani bir Musevi'li Hristiyanlı Gök Tanrı'yı korudum diye herhangi bir cümleyi biz burada göremiyoruz. E seçeneği yanlış oldu. Türk adına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı Çin kaynaklarında arkadaşlar Mifer. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı, tamam mı? Ziya Gökalp'e göre Türeli, töremiş, töreli. Tamam mı? Bu şekilde geçer. Buna bakalım şimdi. Mifer buldum. Olgunluk çağı buldum. Mihifer, olgunluk çağıyla devam eden yok. Töreli yani kanun nizam sahibi. Töreye düşkün, kanun nizam sahibi aynı anlama gelir. O zaman C seçeneği doğru oldu. Nereden çıkardım ilkini? Mihifer'den buldum ki soru çözerken bunlara da dikkat edin. Mihifer, olgunluk çağı ve töreli. Töreli diğer bir ifadeyle kanun nizam sahibi. Töreye uyan diğer bir ifadeyle. Yine de bir bakalım şöyle. Evet. Aynen öyle. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini töre denilen ve kaynağını geleneklerden alan sözlü kurallar oluştururdu. Türk törenin oluşumunda hangileri etkili olmuştur? Deminki soruda söylemiştim bunu. Put anlayışıyla kanunlar tarafından kurulan kurallar, konulan kurallar doğru. Kurultayda alınan kararlar doğru. Toplum içinde var olan gelenek, görenek doğru. O zaman hepsi doğru oldu. 1-2-3 doğru cevaptır.